Değerli izleyenler, bugün Türkiye'nin yüreği Özgecan Aslan için attı. Hatırlayacaksınız, Mersin Tarsus'ta bir dere kenarında yıkılmış cesedi bulunan Özgecan Aslan, kadın cinayetlerinin de simgesi oldu. Henüz 20 yaşındaydı ve üniversitede psikoloji eğitimi görüyordu. Onu asıl katiliyle birlikte iki kişi daha vahşice katletti. Bugün nefesler tutuldu, omuzlar bir oldu, gözler Tarsus'ta çevrildi. Özge'nin katilleri için bugün şu dakikalarda hesap vakti. Özge için tam 1000 polis Tarsus Adliyesi'ni korudu. Sabah 9'da başladı duruşma. Tam 1000 avukat da davaya müdahil oldu. Katil zanlıların avukatlarıyla adliye bahçesinde bekleyenler arasında zaman zaman gerginlikler çıktı. Özge'nin ailesi, anne ve babası duruşmaya katılmadı. İçleri sızlatan sözleriyle amca Yaşasın Aslan duruşmada hazır bulundu. Asıl katil Supi Altındöken çelişkili ifadeler verdi. Suçu Özge'yi katletmesinde kendisine yardım eden Fatih Gökçe'ye attı. Sanıklardan biri de Supi Altındöken'in babası Necmettin Altındöken. Her üçü de ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Adliye bahçesinde binlerce kişi çıkacak kararı bekliyor. Kadın dernekleri Özge'ye yapılan vahşeti kınamak için orada. Duruşmadan bugün şu dakikalarda karar çıkması beklenirken, sanıkların gayri ciddi tavırları ve zaman zaman duygu sömürüsüne dönen ifadeleri ise duruşmaya en çok damgasını vuran olay. Özgecan'ın amcası Tarsus'taki diğer cinayetleri de bu üç sanığın işlemiş olabileceğini, bölgede çok fazla cinayet olduğunu ve ifadelerin çok çelişkili olduğunu söylüyor. Gözler şimdi mahkeme başkanının ağzından çıkacak karar sözlerinde.